daha evvel 15 defa bu zaferi AK Parti'mizin yaşadığı gibi 16. zaferimizi de yaşayacağımızdan hiç şüphemiz yok. AK Parti Çorum Milletvekili Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Sami Ceylan, parti binasında Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, İl Başkanı Avukat Yusuf Ahlatçı, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş ve partililerin de katılımı ile yapılan çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. 2023 yılı dedik ve geldi nihayetinde. İnşallah 3-4 ay sonra, bu ayı saymazsak, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin belki de en önemli seçim sürecine hep beraber girmiş olacağız. Toplantının açılışında konuşan AK Parti İl Başkanı Avukat Yusuf Ahlatçı, 3-4 ay sonra Cumhuriyet tarihinin en önemli seçim dönemine girileceğini belirterek, daha önceki 15 seçimde olduğu gibi bu seçimde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçileceğini dile getirdi. AK Partimiz olarak burada gördüğümüz kardeşlerimizle beraber, tüm teşkilatımızla beraber, tek tek ilmek ilmek, bütün sandıklarla beraber, sandık çalışanlarımızla beraber biz 2023 seçim sürecine hazırız. İnşallah daha evvel 15 defa olduğu gibi 16. seçim zaferimizi de Çorum'dan başlamak üzere tüm Türkiye'de Cumhur İttifakı olarak, AK Partimiz olarak ve Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanı seçerek bu süreci hep beraber yaşayacağız diyorum. Partililer olarak sanki hiç seçim olmayacakmış gibi çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Ahlatçı, Çorum için hizmet yapmaya gayret sarf ettiklerini dile getirdi. Tabii biz hem seçim çalışmalarına devam ettiğimiz bu süreçte sanki hiç seçim olmayacakmış gibi de Çorum özelinde memleketimize neler kazandırabiliriz'in çalışmalarına tüm vekillerimiz, belediye başkanımız ve tüm teşkilatımız olarak devam ediyoruz. Ben bakanlıklar düzeyinde, Cumhurbaşkanımız düzeyinde yaptığımız tüm taleplerde bizlere her zaman destek olan tüm teşkilatımıza, belediyemize ve hassaten de milletvekillerimize, İl Genel Meclisi Başkanımıza da huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Ahlatçı, Bahçeli Evler Karakolu'nun karşısında bulunan alana aile şiddet merkezi ve Bahçeli Evler Karakolu yapılacağını, bununla birlikte Bahçeli Evler Karakolu'nun da yıkımına başlanacağını anlattı. Bahçeli Evler Karakolu'muzu da arkadaşlar hemen karşısında bulunan alanda bulunan alana, orada bulunan alana aile şiddet merkezi ve Bahçeli Evler Karakolu olarak inşallah yıkımına önümüzdeki günlerde başlayacağız ve oraya da çok önemli bir tesisi kazandırmış olacağız.